yalnızlaştırılmak isteniyor. Kaz Dağları'nı yurttaş girişlerine kapadılar. Nöbetimize katılımı engellediler. Bugün bir şey yapmazsak Kaz Dağları'nı da yok edecekler. Bu hukuksuzluğu hep birlikte durduralım. 26 Temmuz 2019'da başlayan Kaz Dağları Çadırı nöbetimizin bugün 321. günündeyiz. Proje alanının yanındaki nöbet alanımızda şirketi gözlemlemeye devam ediyoruz. Madenci şirket Alamoskop yani Doğubide Madencilik ise proje alanında hala varlığını sürdürüyor. Kaz Dağları'nı yok edecek projeleri henüz iptal edilmedi. Pandemi yasakları nedeniyle Çanakkale'de bir hırsızlık ağ kurulu aracılığıyla ormana yurttaşların girişlerinin yasaklandığı, normalleşme sürecinde ise mesire alanlarından plajlara kadar bu yasağın kalkışını. Ama orman içi yasağın kaldırılmadığı gerçeği bilmiyoruz. Virüs bulaşma riskinin daha yüksek olduğu AVM'leri ile açılarak hayatın normalleşmeye başladığı bu günlerde salgın riskinin olmadığı ormanlara giriş hala yasak. 1 Haziran itibariyle nöbetimize desteğe gelen dostlarımız oldu. Güne kadar nöbet aranımızda giriş çıkışlar gibi bir sorun yaşanmazken yine 1 Haziran'da yeniden başlattığımız proje alanı ünlü giriş eylemlerimizin girişlerinde Bölge Jandarma Komutanlığı ormanda bulunduğumuz gerektiğiyle her gün tutarak tuttu. Dün ise nöbetimize katılmak isteyen iki arkadaşımıza Bölge Jandarma Komutanlığı tarafından nöbet alanına girilmesinin yasak olduğu söylendi ve alanı kendi istekleriyle terk etmek istemeyen arkadaşlarımız jandarma trafik kontrol noktasında alana dönerseniz kolluk gücüne mukavemetten adli işlem yaparız sözüne maruz kaldılar. Jandarma Bölge Komutanlığı bu uygulamayı Çanakkale İl Hırsızlık Ağ Kurulu'nun 13 Nisan 2020 tarihli kararına dayandırıyor. Karara göre salgın döneminde virüs bulaşıcılığını önlemek için Orman Müdürlüğü'nün izni olmadan ormanlık alanlarda piknik yapılması ve bu alanlara girilmesi orman vasfını taşıyan yerlerde konaklanmasının yasaklanmasına, kron uçurulmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. Daha önce de bu kararı istinaden nöbet alanımız tahliye edilmek istenmişti. Madenci şirketin çalışan güvenlik görevlilerine hiçbir şekilde aynı tedbirat gitmezken pandemi süresince alanda nöbet tutan 5 arkadaşımıza 70.850 liralık idari para cezası kesilmişti. Kaz Dağları'nda yaşanan bu süreç tüm nöbete katılımların engellenmesiyle birlikte alınan orman kararı, orman yasağı kararının nedenini daha net bir şekilde göstermektedir. Ormanın talanını engellemeyenler ve şirketin hukuksuz çalışmalarını takip dahil etmeyenler bunu kendine göre edinmiş yurttaşları engellemektedirler. Kaz Dağları'ndaki nöbetimize yönelik bu baskılar buradaki nöbeti yalnızlaştırıp bitirmeye ve şirketlerin projelerini rahatça gerçekleştirmelerini sağlamak içindir. Uygulamalardaki bu keyiflik bir an önce son bulmalıdır. İnsanlığın bu krizini bizleri bu krizden kurtarabilecek doğayı yok etmek için fırsata çevirmeliyiz. Her türlü engelleme ve yıldırma çabalarına karşı hayatı savunmaya devam edeceğiz. Nöbetimize yönelik her baskının geri tepkini görmeleri ve bundan artık vazgeçmeleri için tüm Çanakkale'leri ve Türkiye'deki tüm yaşam savunucularını nöbetimize destek olmaya, orman yasağının kaldırılması için İl Hırsızlık Ağ Kurulu'nun üyelerine talepte bulunmaya çağırıyoruz.